Gene Rawls dedim. Aslında yukarıdaki yapının aynısını kuracağım diyebilirim. Yine de tekrardan yazalım. Error DB query, sen değil, sen. DB query'yi oluşturdum. Select yıldız from users ver id eşittir soru işareti. Sonrasında da parametre olarak hangi id'yi çekeceksiniz onu veriyorsunuz. Ben son kaydı alayım, 12. Buradaki soru işareti aslında sanırım Access'te falan da vardı. MySQL ile uygulama geliştirirken birkaç veri tabanı yönetim sisteminde böyle bir kullanım var. Siz parametre olarak soru işareti veriyorsunuz. Sonrasında da onun yerine gelecek olan parametreyi veriyorsunuz. Bu çalışma anında onun yerine kullanılıyor. Mesela .NET tarafında .NET ile uygulama geliştirirken de biz şöyle yapıyoruz. Yani et işaretiyle koyuyoruz. Bu da parametre oluyor. Sonrasında id diye bir parametre veriyoruz. İşte o bunun yerine geçiyor filan. Burada soru işaretiyle çözmüşler. Birkaç atama olsa bile fark etmiyor burada. Gene hepsi soru işaretiyle sıralanabiliyor. Onun da örneğini yapacağız. If şurayla vakit kaybetmeyelim. Copy and paste. Sonrasında diyorum ki işin bitince Rawls'u kapat. İşin ne zaman biter? Ben bilmem, defer bilir. Diyelim. Rawls close. Sonra for ile gene next diyerek bu döngüyü oluşturuyorum. İçerisinde yukarıdaki yapıyı kuracağım gene. Onu da şuradan alayım. Çünkü aynı veriyi alacağım zaten. Buna aktarmasını isteyeceğim. Bakıyorum yukarıdaki verim açık mı? Değil. Şunu açıklama satırından çıkarıyorum. Aynı yapıyı kullanacağım. Burada dursun. Tekrar tanımlamak zorunda kalmayayım. Sonra hata yönetimini tekrar et. Şurada eğer hata olursa bunu yap diye. Ve sonra da şuradaki veriyi yazma işlemini tekrar yap. Burada da bunu da kullanabiliriz. Print line de kullanılabilir. Bu kalsın. Aynısı değişmesin. Sonrasında da yukarıda bahsettiğim işlemi burada kullanabiliriz. Yani şu hata yönetimi ile ilgili olan kısım. Yukarıda ERR vardı. Onun üzerinden diyorum ki Rawls, Rawls'un içerisinden error al ve eğer varsa zaten atamış olacak buna. Eğer öyleyse ve ERR nil değilse log üzerinden şöyle bas. Bakıyorum şu sıkıntı çıkarabilir. Bilir fazla olduğu çıkarır. ERR o yüzden yeni bir isim verelim. Şimdi şuranın, bakın buranın ERR'si farklı. Benim şurada kullandım. Dikkat ederseniz iki nokta üst üste koymadım. Buradaki ERR error nesnesi üzerinden olacak. O zaman şuna error Q dersem, şurada da kullan, burada da, şurada da, burada da, burada da. Evet, artık ilk başta bir error nesnesini oluşturdum, onu bir kullandım. Hata varsa fatal diye basacak log'a. Yoksa işte işlemler devam edecek. Bunun içerisinde hata yönetimi yapılabilir.
Burada sıkıntı yoksa başka bir işte çıktıktan sonra bir sıkıntı fark edersem diyelim bulursak ROVS üzerinde oradan da alabiliriz şeklinde bir durum var. Onu da burada yakalayıp basabiliyoruz. Şimdi bunu çalıştıracağım. ...12 no'luk satır bulundu. Deneme 1, 2, 3, 4, 5 filan hepsi geldi. Başarılı. Ben Workbench'e gidiyorum. Şuradan 12. satır. 12. kayıt daha doğrusu. Şunu 0 yaptım. Ve tekrar bir çalıştıralım. Bakın true'ydu, false olarak geldi. Aynı kayıt. Bu da bir diğer örneğimiz olarak kalsın. Şimdi de daha önce söylediğim gibi query row üzerinden bunu nasıl yaparız ona bakalım. Buna da single row deniyor aslında. Bu yaptığımız mesela aslında şu da bir single row örneği diyebiliriz. Çünkü tek bir satır aldık. Ama şuradaki neredeydi o? Şu mesela aynı query metodu kullanıldı ama burada multiple row şeklinde yapıldı. Ama bunun orijinalinde bir single row işlemi nasıl yaparız? Yani tek satır gelmesini garanti etmeyi nasıl yaparız? Çünkü burada mesela for'la döndük. İçerisinde tek bir kayıt olduğu için bize aslında tek bir kayıt geldi. Yoksa bu yapı single row değil, multiple row şeklinde bir kullanımı var. Şimdi de burada sıfırdan tekrar yapıyı oluşturacağım. Var x dedim. String benim error'um var mı? Yok. db nokta query row select yıldız from users burada farklı bir şey yapalım. Limit 1 olsun. Şöyle bir atalım. Biraz daha hatalı kodu yazalım. Eğer bakın ERR nil değilse hata vardır zaten ama hatanın bir de tipleri var. Bu tiplerde şunu da göstereyim. SQL içerisinde mesela SQL paketinde hata tipleri var. Bu hatalardan biri no row hatası. Yani satır işte kayıt satır yok hatası. Eğer kayıt yoksa yapılacak işler burada yapılır. Ama o değil de başka bir hata olduysa o zaman da bu rutin bir hani herhangi bir hata olabilir. O yüzden de error'u doğrudan basıyorum burada. Sonrasında da log print line şeklinde bir satır bulundu dedim ve S çalıştıralım bir. Evet, buradaki o zaten doğrusu bu değildi.
Şurada şu yapıyı tekrar yazacağım. Şurada da ID'yi yazalım. Tabii şöyle. Burada bir yanlışlık var. O da bunu scan ile yapmam gerekiyordu. Şöyle bir deneyelim. "115 neresi?" Şurada diyor. Tamam. Daha önce var mıydı bu? Oh, evet. Daha önce ERR nesnesi var. ERR şunlar. Aslında daha önce varsa oluşturmasam yeterli. Şunu da eşittir yapsam. Tekrar bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Orası kesin. "115 şurada bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Selected from users. Limit 1 scan. Normalde ID username sorun yok gibi. Yani eşleştirme kısmını scan kısmında burada yapacak. Biz de burada değeri veriyoruz. Sonrasında bu değeri buna ata diyorum. X declarated, tamam geç bunu. Evet, sonunda. CoreyRAW'un kullanımında küçük bir hata yaptım şurada. Sadece hatayı dönmesini istediğim kullanılan bir şeydi. CoreyRAW. Evet. Şimdi şöyle tekrar bir sonucuna bakalım. Bir satır bulundu. Şurada getirdi. Yanına da bir yazdı. Şöyle bir şey. Evet. Query.
Allah Allah ya. Şunlar tuhaf tuhaf sorunlar. Evet. Bakın bulduğum satırın verisini aslında burada gösteriyorum. Şurada tekrar şunu kullanırsam aynı yapayım. Sonunda ekrana basacağız. Hadi bakalım. Bunu yazdım. Bakıyorum veriye. Tamam. Buradaki veri, şuradaki veri zaten yukarıdaki tanımlamalar atıyor. Aynısını oradan gösterebiliriz. Gene bulduğum satırı buradan ekrana basıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Limit 1 dediğim için de bunu zirvedekini doğrudan bize getirdi. Bu da single row işlemiydi. Biraz uzatmalardan sonra geçebildik. Hemen şöyle burayı da kapatıyorum. Yeni birkaç kod daha göstereceğim. Birçok programlama yönteminde şöyle bir şey vardır. Buna multiple result active result set denir. Multiple active result set denir. Kısaca MARS ayarıdır bu. Bu bir sorgunun birden fazla sorgunun tek bir query içerisinde çalıştırılmasını, yani veri uygulamanızdan veri tabanına gönderilip çalıştırılmasını ve onun üzerinde sonuçları almanızı ve işlemenizi sağlar. Bunu da destekliyor bizim Go programlama dilimizin çekirdek, işte şu an kullandığımız driver'ı, MySQL driver'ı. Bunu da şöyle diyebilirim. Mesela delete from X table, bunu sil, komple temizlesin. 2'yi de silsin. Bu mesela az önce bahsettiğim Mars olayı ile çalıştırma yöntemi. Şurada parametre falan yok. Bunu çalıştırırsanız eğer gider ve iki sorguyu da başarılı bir şekilde çalıştırır. Burada önemli olan şey şuradaki aradaki işte iki noktalı virgül olayı. Bu da Mars desteğiydi. Bunu çalıştırmayacağım. Zaten bir püf nokta olarak kalsın. Bir başkası preparing queries dediğimiz konu. Burada da aslında Java'dan da tanıdık gelecek bir yapı var. Statement olayı var. Bir statement oluşturuyorsunuz. Ve bu statement ile şöyle yukarıda ERR var mıydı? Vardı. O zaman şunu Q yap. Bir tane oluşturdum ve dedim ki db nokta, bakın şurada prepare var. SQL statement üzerinden çalıştırma işlemi yapıyoruz. Nedir bu? Bir tane öncelikle temel bir prepare SQL sorgusu oluşturuyoruz. Temel bir sorgu bu. Örneğin select yıldız from users, işte where id eşittir soru işareti şeklinde. Sonrasında da bu statement nesnesi, yani bundan elde edeceğimiz statement nesnesi üzerinden buna query'ler veriyorum. İşte 1'i getir, 2'yi getir filan diye. Bu kendi içerisinde o verdiğimiz parametreyi alıyor ve statement içerisindeki o sorguyla birleştirip bunu çalıştırıyor. Aslında teoride mantık bu kadar basit. DB prepare dedim. Burada da select, az önce bahsettiğim şeyi yapayım. Users where id eşittir soru işareti. Şöyle eğer Q nil değilse log fatal eğer Q. Devam ediyorum. Yine yapıyı yeniden kuruyorum. Defer
bu sefer STMT'yi, yani statement'ı, bakalım ne var burada. Bakın burada query var. Query'yi kullanacağız şimdi. Query'ye bir parametre vereceğim, onu çalıştıracak filan. Ben şimdi diyorum ki bu işlem bittiğinde, buradaki bütün işin bittiğinde statement üzerinde bunu statement'ı kapat. Rows r, burada da r x olsun. STMT query, burada da 12. kaydı getirsin. Son eklediklerimizden biri. Sonra rx nil log fatal rx şeklinde. Sonra yukarıda yaptığım bir işlemi yapacağım burada. O da şu. Alacağım ve Rows'un scan'ine göndereceğim bunu. Orada nasıl? For Rows'u aldım ve dedim ki işim bittiğinde Rows'u da kapat. Defer'i burada da kullandım. Sonra for Rows next dedik. Ve ne olsun bu? Prepare'ın PR'si PR scan olsun. Sonra şöyle yapayım zaten. Şuradan bunu yeniden oluşturacak PR scan'i, o yüzden iki nokta üst üste koydum. Sonra PR yazdık. Nil log fatal şurada scan r olsun. Çünkü bu bize hata dönecekti sadece. Bunu burada kullanıyorum. Hatayı yöneteceğim. Sonra log print line diyorum. Daha önce yaptığım gibi aslında şuradakini komple al. Yapıştır. Bu da böyle kalsın. Sonrasında da daha önce yaptığımız gibi şu işlemler yapılabilir. İşte Rows üzerinden error'u alarak onun üzerinde işlemler yapma gibi şeyler yapılabilir. Bu yeterli bizim için. Kaydettim bakalım. Evet, gene 12. satır geldi. Çünkü 12'yi aldık. 1'i istiyorum. Farklılık olsun. Evet, 1. Başarılı bir şekilde geldi. Evet, bunu da yaptık. Prepare üzerinden single row da aynı şekilde yapılabilir. Single row'da da mesela bu multiple row özelliğiydi preparing'in. Single row'da da çok fazla bir şey değişmiyor aslında. Aynı mantığı kurgulayarak şöyle bir şey yapabiliriz. Sorgumuz olsun gene. Şurayı kapatayım.